Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekrem Yılmaz Kalafatoğlu. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ankara semt gezilerimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Sincan'ı geziyoruz. Umarım keyifli ve güzel bir video olur. Lafı da fazla uzatmayın, videomuz başlasın. İyi seyirler. Evet, Sincan gezimize başladık. Sincan'da genel olarak böyle merkezi yerleri gezeceğiz. Böyle çok dışarılara yayılmayacağız. Sincan gerçekten çok büyük bir alana yayıldığı için elimden geldiğince size merkez noktaları göstereceğim. Evet, ilk durağımız Sincan Hayvanat Bahçesi ve Evcil Hayvan Barınağı. Şimdi buraya giriş yaptık. Girişler ücretsiz. Gördüğünüz üzere güzel bir yürüyüş alanı yapmışlar. Şimdi burada hayvanların olduğu bölüme doğru gidiyoruz. Bakalım burada neler var. Parkın içerisinde ufak bir yürüme mesafesinden sonra hayvanların olduğu kısma geliyorsunuz. Böyle bölüm bölüm yapmışlar. Belli hayvanları buraya koymuşlar. Belli hayvanlar da ileride bulunuyor. Oraları da gezeceğiz şimdi. Buraya gelmişken bura hakkında ufak bilgiler vereyim. İçeri girerken kendi evcil hayvanınızla giremiyorsunuz. Böyle buraya gelirken ayrıca yanınıza hayvanlara yiyecek getirmeyin. Hayvanlara beslemek, hayvanlara yiyecek atmak onlar da yasak. Ama gayet hoş. Şöyle dışarıdan tel örgülerin arkasından hayvanları izliyorsunuz. Arkamızda geyikler vardı. Burada Ankara keçileri var. Biraz daha gezelim bakalım burada daha hangi hayvanlar var. Sonra görüşürüz. Evet değerli dostlar, elimden geldiğince Sincan Hayvanat Bahçesi'nin görsellerini sizlere göstermeye çalıştım. Aslında burası sadece bir hayvanat bahçesi değil. Aynı zamanda evcil hayvanları ve yaralanmış hayvanların bakım evi olarak da geçiyor. O yüzden burayı gerçekten çok beğendim. Böyle ailenizle, çocuklarınızla gelip çocuklarınıza böyle hayvanları tanıtabilirsiniz. Çok da faydalı olur bence. Onun haricinde böyle hayvanların kafeslerinin dışında böyle tanıtım panoları falan yapmışlar. Gayet bilgilendirici ve güzel olmuş. İçeride orta kısımlarda WC'si bulunuyor. Ayrıca böyle yürüyüş alanı bulunuyor. Yürüyüş alanı da yaklaşık böyle 1 kilometre, gidişli gelişli 2 kilometreye yakın yürüyüş alanı vardır diye düşünüyorum. Gelip spor yapabilirsiniz. Çardaklarda da çayınızı, kahvenizi, poğaçanızı, böreğinizi getirip ufak bir piknik de yapabilirsiniz. Eksi yanlarından bir tanesi içeride herhangi bir işletme yok. O yüzden ne yazık ki buraya gelmeden önce ihtiyaçlarınızı dışarıdan karşılayıp öyle gelin. Genel olarak burası hakkında anlatacaklarım bu kadar. Gayet büyük ve güzel bir alan. Şimdi biraz ileride bulunan matematik müzesi var. Oraya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet, şimdi de matematik müzesine geldik. Gördüğünüz üzere arkamda bulunuyor. Böyle evcil hayvan barınağı da hemen 200 metre ileride, çok yakın. Evcil hayvan barınağına gelmişken buraya da girebilirsiniz. Aslında içeriye girişler randevulu oluyor ama randevunuz yoksa yardımcı da oluyorlar genelde. Ama siz yine de gelmeden randevunuzu internet üzerinden alın, öyle gelin. Gelin şimdi içeri girelim bakalım matematik müzesinde bizi neler bekliyor. Müze sadece pazar günleri kapalı. Diğer günler ziyaretçilere açıktır. Müzenin amacı matematiğe dokunuyoruz sloganıyla matematiği soyut olmaktan çıkartıp somut hale getirerek çocuklarımızı deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmelerini sağlamakmış. Ufak ve şirin bir yer. Bu tarafa yolunuz düşerse ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Üstelik girişler ücretsiz.
Evet, şimdi de gördüğünüz üzere Sincan merkezdeyiz. Şöyle göstereyim. Buraya gelmişken size biraz Sincan'dan bahsedeyim. Sincan tarihi tam bilinmese de 17. yüzyıllarda Sincan köyünün adı geçmektedir. Sonrasında 1935 yılında nüfus sayımında Sincan'ın nüfusu tam 305 kişi olarak sayılmış. 1938 yılında da Romanya'dan Sincan'a tam 100 göçmen gelmiş. Bugün 2023 yılındayız. 2023 yılında tahmin edin bakalım Sincan nüfusu ne kadar? Süreniz doldu. Tam 572 bin nüfusu var Sincan'ın. Çoğu ilden daha fazla, gerçekten çok büyük bir nüfusa sahip. Sincan merkezinde böyle çarşılar bulunuyor genel olarak. Dershaneler, eğitim merkezleri, okullar bulunuyor. Gerçekten normalde akşamları böyle kalabalık bir çarşısı var. Buraya gelirseniz böyle saatlerce kendinizi alışverişe kaptırabilirsiniz. Genel olarak güzel. Ben Sincan çarşısında gezmeyi seviyorum. Alışverişe de arada sırada buraya geliyorum. Şimdi biraz buraları gezelim. Buranın görsellerini size göstereyim. Sonra diğer gezi noktamızda görüşürüz. Evet, şimdi de Sincan Lale Meydanı'ndayım. Şöyle göstereyim, geniş bir alan. Burada genelde yazları böyle konserler yapılıyor. Ramazan aylarında etkinlikler, söyleşiler falan yapılıyor. Burada birçok mağaza var. Böyle çay evi, telefon çarşısı, yeraltı çarşısı, arkamda da sosyete pazarı var. Gelirseniz buraya da bir uğrayın, yeraltı çarşısını gezin. Arkamda bulunan sosyete pazarını gezebilirsiniz. Ufak da yeşillik alanlar var, şöyle arkamda göstereyim. Orada da oturup arkadaşlarınızla muhabbet sohbet edebilirsiniz. Şimdi yeraltı çarşısına girelim. Ufak bir oran görsellerini paylaşayım. Sonra da sosyete pazarına girelim. Sonra da Sincan merkezden ayrılalım. Sincan'ın başka bir noktasına gidelim. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet, şimdi de Harikalar Diyarı'na geldik. Gördüğünüz üzere arkamda masal kahramanları bulunuyor. Burası 2004 yılında Ankara Büyükşehir Belediye tarafından açıldı. Avrupa'nın en büyük parkı olduğu yazıyor Ankara Büyükşehir Belediye sitesinde. Buranın tam 15 adet girişi var. Böyle giriş yaptığınızda hangi kapıdan giriş yaptığınızı aklınızın bir köşesine yazın. Yoksa aracınızı çıkarken arayabilirsiniz. Evet, Masal Park'ın içerisinde tam 187 adet masal kahramanı bulunuyor. Şu an yandan geçiyorum. Tabii bu masal kahramanları bizim çocukluğumuzun masal kahramanları. Şimdi çocuklarınızla gelirseniz çoğu masal kahramanını tanımayabilir. Kırmızı Başlıklı Kız, Red Kit, Nasrettin Hoca gibi birçok masal kahramanı var. Buraya gelmişken buraya kesinlikle gezmenizi tavsiye ederim. Zaten parkın en can alıcı yeri burası. Ayrıca diğer tarafında bir Luna Park'ı var. Gayet büyük, geniş bir Luna Park. Şu an saat 3.30-4 civarı. Şu anda genelde park da boş. Luna Park tamamıyla boş. Onun haricinde parkın içerisinde birçok yerde su göleti var. Su göletin içerisinde su bisikletine binip güzel vakitler geçirebilirsiniz. Parkın en önemli özelliklerinden bir tanesi de içeride ateş yakmak serbest. Mangal alanları var, böyle barbeküler var. Gelip mangalınızı yakabilirsiniz. Ayrıca çocuk parkları, çocuk alanları, futbol sahası, basketbol sahası, mini golf sahası, go-kart pisti, kaykay pisti, tiyatro alanları gibi birçok etkinlik yapabileceğiniz bölümler de var. Evet, videomuzu buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Semt gezilerimiz de devam edecek. Şu an Sincan gezimizi bitirmek üzereyiz. Biraz buranın görsellerini sizlerle paylaşayım. Sonra tekrar görüşürüz.
Evet değerli dostlar, Sincan videomuzun sonuna geldik. Sincan'ın merkezine yakın birçok nokta elimden geldiğince gezip sizlere tanıtmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarımızda da Ankara içerisinde çekmemi istediğiniz bir semt ya da bir bölge varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hala videomuzu beğenmediyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ki gezi videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. İyi günler.